Hepinize merhaba. Videoya geçmeden önce 1000 aboneye çok az kaldı. Aşağıdan abone olur. E, videoya izledikten sonra like atarsanız seviniriz. Bay bay teşekkürler. Hepinize merhaba arkadaşlar. bir ve sıfır hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte GTA 5 online'da e, level hack'i yapmayı göstereceğim. Cheat engine üzerinden. Videoya geçmeden önce aşağıdan abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve be videoyu video sonunda beğendikten sonra beğen butonuna lütfen basınız video geçmeden önce Cheat Engine indireceksiniz arkadaşlar. Şu anda e, 2020'nin sonunda gidiyor. Kaydediyorum 2020'de. Çok az kaldı. Muhtemelen Cheat Engine 7.2 var bu videoyu şimdi izliyorsanız. 7.3 4 çıktıysa onları indirebilirsiniz. Yani en son sürümü indirin. Aşağıda linki var. Cheat Engine'imizi indirdik, açtık. GTA'mızı açıyoruz ama GTA'yı offline modda açıyoruz arkadaşlar. Online modda açmıyoruz. Offline modda açtıktan sonra ESC'ye bastım. Buradan online kısmına basıyorum. Play GTA Online diyor. Ona basıyorum. Sonra Invite Only Session var arkadaşlar. Invite Only Session'ı açıyorum şu anda. Çok uzun sürmeyecektir. Arkadaşlar burada bu arada e, birkaç tane e, step'imiz var. Yani şunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız ve hack olacak. Aradaki veya sondaki, baştaki herhangi bir yeri kaçırırsanız e, hack'i Yapamazsınız. Yapsanız da işe yaramayacaktır. Ee, bunu şimdi anlatacağım videonun ilerleyen dakikalarında. Evet oyunumuz açılıyor. Oyunumuz açıldıktan sonra arkadaşlar şöyle önce bir arabamızı çağırıyoruz. Arabanız yoksa ee, bir dakika benim arabam yakında zaten. Arabam benim yakında. Arabama doğru gidiyorum arkadaşlar. Orada size arabaya giderken yapacağımız şeylerden bahsedeyim. Çitencimizi sağa açtık koyduk. Sonrasında e, bir araba buluyoruz veya kendi arabamıza gidiyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar, e, herhangi fark etmez hangisi olduğu, herhangi bir markete gideceğiz arkadaşlar. Markete bir soygun yapacağız aslında ama çok basit, çok kısa sürecek. Merak etmeyin. Video uzun olmayacak. Şuradan e, bir arabamızın yanına geçelim. ESC'ye basıp mapimizi açıyoruz benim en yakınımda e, orası mı var Hadi şuraya gidelim e, Şuradaki market arkadaşlar veya buradaki market hiç fark etmez Hadi buna gidelim arkadaşlar e, marketin önüne gideceğiz ve hilemizi nasıl yapacağımız size anlatacağım teker teker bir eser arıyor bir o arıyor Evet şimdi Evet arkadaşlar marketin önüne geldik arayan arayana Market'in önüne geldikten sonra Z tuşuna basıyoruz, Z tuşu, Z, Z tuşuna basıyoruz ve yukarıda çıkan bir değer var. Bakın gibi 17 level olduğumuzu gösteriyor, bir bar var ve altında da 64.409 yazıyor soldaki değer. O değeri arkadaşlar cheat engine'e yazacağız. Sizdeki farklı olabilir, aynı olmayacak. Cheat engine'i açtıktan sonra bilmeyenler varsa şuradaki bilgisayar butonuna tıklıyoruz ve G tabişi bulup Open'a basıyoruz. Sonrasında 64000 orada yazan değer ne ise 64409 bende 64409'u yazıyorum ve first scan diyor ona basıyorum bekliyorum 20 tane değer buldu sonrasında arkadaşlar şuraya geliyorum markete giriyorum şöyle e, yerlere sıkıyorum arkadaşlar. yerlere sıkıyoruz şöyle. Ve parayı alıyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle adamı vurdum ki bizi şimdi bu video içerisindeyken öldürmesin. Sonra arkadaşlar bakın yukarıda bak XP geldi bize gördünüz mü? Bakın 64609 oldu. <laughs> Adam kapıyı açıyordu. Neyse. 64.609 oldu arttı. O artan değeri 64.609'u buraya yazıyorum. 64.609 diye next scan diyorum ve oyuna giriyorum. Sonrasında sonrasında ölebiliriz. Sıkıntı yok. Bu ee, soyduğumuzda gelen XP neyse mesela 64609 oldu bizde arttı. O değeri yazıyorum. Ee, bak kendi adamı ne ezdi. Ölmemek, ölmek istiyorum. Ölüyorum. Bunlar kendilerine de zarar veriyorlar. Evet öldükten sonra arkadaşlar doğmayı bekleyeceğiz. Doğduk gördüğünüz üzere. Sonra tekrar Z'ye basıyorum. 64.609 bir sıkıntı yok. Değişmedi değer. Size de değişmeyecektir bu arada. Siz yine bir kontrol edin. Eğer değişirse değişen değeri yani mesela 64.709 olsaydı şimdi doğduğum zaman onu tekrar gelip o value kısmına yazacaktım. Şuraya ve tekrar next scan diyecektim. Sonra benim şu an yapacağım işlemleri yapacaktım. Benim gibi ilerlerseniz eğer bir problem çıkmayacaktır. Ee, şuradaki arkadaşlar bütün değerleri aşağı alacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Şuraya boş alana tıkladım. CTRL A'ya basıyorum. CTRL ve A'ya. Sonra şuradaki tuşa bir kere basıyorum arkadaşlar. Sonra bakın şuradaki value değerlerini değiştireceğiz. Burada da boş bir alana bastım. CTRL A'ya bastım. Herhangi bir value'ya biz en üsttekine basalım çift tıklıyorum ve buraya 2 milyon yazıyorum Arkadaşlar şimdi 2 milyon ne demek yani XP'mizi 2 milyon yapacağız O yüzden ben 2 milyon yazıyorum 200 200.000 2 milyon 2 milyon yaklaşık 114 115 seviye civarına geliyor Okey e basıyorum ee, gördüğünüz gibi renk up dedi şimdi ee, bir dakika Heh, Tamam Yazdıktan sonra arkadaşlar şurada 64 609 bakın 604 609 lar var. Bunları ee, önemsemeden hepsini seçiyoruz. Aktif butonuna basıyoruz. Sonra bakın level'ımız level'ımız 114 oluyor. Sonra arkadaşlar geliyoruz buraya. Herhangi bir arabaya atlıyoruz. Onlar bu arada aktifte duruyor. Sonra başka bir ya abi. Pardon arkadaşlar buraları göstermemem lazımdı. Önemli değil. Ee, başka bir markete gidiyoruz. Herhangi bir araba aldım. başka bir markete gidiyorum. Onlar hala aktifde. Şöyle ilerliyorum. Market'e girerken polisin peşinizde olmaması lazım. E, polis varsa peşinizde. Ben de şimdi araba çaldığım için oldu. Polisten kurtulun. Şöyle önce bir marketimizi bulalım. Orada da zaten polisten sanırsam kurtulacağız. Az kaldı. Birkaç saniye daha. Hadi artık. Hadi artık bekliyoruz. 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 Kurtulduk. Bakın Z'ye tekrar basarsak hala 114 seviyeyiz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Marketin önüne gidiyoruz. Cheat giriyoruz. Aktivlerin hepsini kaldırıyoruz. Aktivlerin hepsini kaldırdım. Tekrar GTA 5'e girdim. Sonra şuradan silahımı elime alıyorum. Tekrar tarıyorum arkadaşlar. Şöyle, parayı alıyorum. Adamı öldürdüm yine. Sonra arabama biniyorum. Polise kendimi öldürteceğim yine. Doğduğumda e, Level'ımın aynı kaldığını göstereceğim size. Leveliniz şu anda onaylandı. Bu, bu, e, bu yer çok önemli arkadaşlar. E, bunu yapmanız gerekiyor. Yani şeyleri deaktive edip e, value'ları deaktive edip herhangi bir geri soymanız gerekiyor. Küçük bir yere. Sonra ölüyoruz. Öldük. Doğduk arkadaşlar. Z'ye basıyorum. Ve gördüğünüz gibi 114 seviyeyim. Yukarıdaki barda zaten şimdi 114 de duracaktır. Durmazsa oyunu kapatıp açacağız. Bir problem olmayacak. İzliyoruz. 114'e geldi ve durdu ee, sizin şimdi bazı arkadaşlar yorumda yazarsa diye hani Hadi girip çık oldu mu bir dene bakalım diye GTA offline'a gidiyorum Siz de aynı şekilde deneyebilirsiniz bu arada oyunu kapatıp açmanıza gerek yok offline'e gidip gelebilirsiniz offline'a geçmesi çok kısa sürecek zaten herhangi bir map yüklemesi yok tık diye geçti Evet. Şimdi yine attı bizi Franklin'imize. Sonra tekrar online'a e gidiyoruz. Bu arada o online'a e gitmeyi nereden yapıyorum? Size ona da göstereyim. Kısa yolunu. Şimdi tekrar girdiğimiz zaman. Hani soran olursa ya hey, abi nasıl değiştirdin hemen geçtin falan diye. SC'den yapmanıza gerek yok. Bekliyoruz arkadaşlar. E, o girdiğimiz 2 milyon değerin arkadaşlar e, 120 seviyede az, açılan bazı silahlar 120 125 seviyede falan e, bu arada 250 300 400 500 1000 6000 seviye yapmanıza gerek yok 125 seviyede bütün an noktalar açılıyor şimdi girip göreceğiz arkadaşlar bekliyoruz biraz GTA Online'ın açılmasını Cheat Engine'e yazan şeyleri umursamayın. Benim söylediğim şeyleri yaptıktan sonra hiçbir probleminiz olmayacak. Merak etmeyin. Evet bekliyoruz. E, tam 125 seviye istiyorum ben abi diyorsanız e, riski alıp e, oraya iki buçuk milyon yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben bilgisini vereyim ama e, tavsiye etmiyorum dediğim gibi 2 milyonun üzerine çıkmanızı. Z'ye basarak e, şurada level'ımızı görüntüleyebiliriz. Çok kişi olduğu için kendimi göremedim. Bir daha açacağım. En üstte gözüküyor ama ben seni oradan göstereyim dedim. Bakın gördüğünüz gibi bir bakın gördüğünüz gibi Helsing burada 1 2 3 114 seviye arkadaşlar. Dediğim gibi arttırmak istiyorsanız daha çok levelınızı ya abi 120 değil de işte 114 değil de 150 istiyorum falan diyorsanız iki buçuk milyon 3 milyon yazabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Ban yiyebilirsiniz arkadaşlar. 2 milyon 2.5, buçuk iki milyonu geçmezseniz iki buçuk da şeyden yani sakıncalı ama 2 milyonu geçmezseniz hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu arada offline'a sol tarafta space'in yanında bulunan alt tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'umu yukarı doğru hareket ettirince bakın offline'e geçiyor. Aşağı getirdim online yukarı çıkardım offline. Şuradan e, tekrar oyuna girdim. Gördüğünüz gibi 114 seviyeyim. Videonun sonuna geldik. E, aşağıdan abone olursanız çok seviniriz Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için Kendinize iyi bakın bay bay Videoyu izlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bine çok az kaldı bay bay